Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte TYT matematik konularımızdan eşitsizlik ama basit anlamda 8 tane eşitsizlik sorusu çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi videoya başlayalım. Bu videoda konu anlatımı yapmayacağım öncelikle başında çünkü her soruda Ufak ufak değinmeyi düşünüyorum Özelliklere çünkü her özellikle alakalı Güzel sorular var elimde Hemen isterseniz birinci soruyla başlayalım 2x-1 Küçük eşit 7 Küçüktür 13 artı 3x Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının Toplamı kaçtır demiş Şimdi arkadaşlar Bu tarz soruları çözerken Bakın burada ne varmış Burada 2x-1 küçük eşittir 7 Demiş bunu bir kalıp düşüneceğiz Kendi içinde bir kalıp Yani Şöyle 2x-1 Küçük eşit 7 ise X kimden küçük olabilir diye önce bunu bulacağız Sonra da şöyle düşünüp Diğer kalıbımızı düşünüp Yani 13 artı 3x Efendim 7'den büyükse X kimden 7 büyük olabilir diyerek bir alt sınır üst sınır bulacağız Nasıl yapıyoruz K ilk Birinci eşitsizliğimizi çözelim. E, eşitsizlik çözmek aynı denklem çözmek gibidir. Sadece negatifle çarpar veya bölersek eşitsizliğimiz yön değiştirir. Bir de kesirli olma durumunda yön değiştiriyor. Onu da soru geldiğinde göstereceğim sizlere. Şimdi aynı denklem çözme gibi dedim ya. Şuradaki eksi 1 o zaman 7'nin yanına atıyorum. Yani o zaman 2x küçük eşit 7 artı 1 olmuş olur. Yani 2x küçük eşit 8 olur. Buradan sonra devam edecek olursam her iki tarafı ben 2'ye bölerim. Pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Yani x küçük eşit 4 bulmuş olurum. Şimdi bunu bir de e, mavi ile kimden büyükmüş x'imiz onu bulalım. Yine aynı mantıkla 13 bu tarafa atarsam 7-13 eksi olur burası. E, büyüktür 3x oluyor. E, bu durumda 7'de eksi 13'ün cevabı eksi 6 olur. 3x x'in katsayısı olan 3'e bölersem ki 3 burada pozitif olduğu için yön değiştirme olmaz. burası x kalırken burası eksi 2 olur. Gördüğünüz gibi 2 tane farklı eşitsizlik var şimdi. x eksi 2'den büyük 4'ten küçük olacakmış. O zaman bunları birleştirirsek böyle bir bütün de bir eşitsizliğe sahip olmuş oluruz. x tam sayılarının toplamı demiş. Burada eksi 2 dahil değil şu dahil olmadığı anlamına geliyor. Yani sınırımızı almıyoruz. Tam sayılar dediği için o zaman eksi 1'den başlıyoruz. Sonra artı 0, artı 1, artı 2, artı 3. 4 şu işaret 4'ün de sınırında dahil olduğu anlamına gelir. O zaman burada da 4'ü alıyoruz. Bu durumda 1 artı 1 birbirine nötrler. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Doğru cevap 9 olarak bulmuş oluruz. Şimdi geçelim ikinci sorumuza x 1'den büyük ve 4'ten küçük olduğuna göre 3x-8 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi bu tarz soruları çözerken x'i bir aralık vermiş 3x-8 için de bir aralık bulmamız isteniyor. Burada şunu yapacağız. x'i önce 3x yapacağız sonra da 3x-8 yapacağız. Şimdi x'imiz 1 ile 4 arasındaymış. Bunu eğer ben 3x'e genişletirsem her tarafı 3 ile çarpmam lazım. O zaman 1 kere 3'ten 3, 3 kere 4'ten 12 elde etmiş olurum. Sonra bir de eksi 8 dahil edeceğim işin içine. O zaman burası 3 eksi 8. Efendim burası da 12 eksi 8 olmuş olur. Bu durumda sol tarafım eksi 5 olurken orta taraf artık tamamıyla 3x eksi 8 yani bizim istediğimiz tabire döndü. Bu tarafta 12 eksi 8'den 4 bulunmuş olur. Burada işaretlere dikkat etmem lazım. Eşitlik yok. O zaman eksi 5 ile 4 arasında oluyor bizim ifademiz. En büyük tam sayı değeri 4 olamadığına göre işaretimize göre, o zaman 4'ten küçük en büyük sayımız 3 oluyor. Bu sorunun cevabı. Şimdi geçelim 3. sorumuza. ABC reel sayılardır. A 2 ile 3 arasında, B-1 ile 2 arasında, C 0 ile 4 arasında olduğuna göre. 2A-3B artı C ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi. Mesela burada A var. A'dan neyi bulacağım? Ortası 2A olması lazım. Yani 2 ile genişletmem lazım. O zaman 4 küçüktür. 2A küçük eşittir. 6 buluyorum. Gördüğünüz gibi 2a için benim bir eşitsizliğim var elimde. Yine aynı şekilde eksi 3b için yapacağım. Bakın 3b için değil, eksi 3b. Yani eksi 3 ile çarpmam lazım. Burada şuna dikkat ediyoruz. Eksi ile çarparken işaretlerimiz ters dönüyor, yön değiştiriyor. Yani bu durumda eksi 3b ile çarparsam ben e, normalde büyük olan 2, eksi 3 ile çarpıldığı için artık benim alt sınırım olacak işaretiyle birlikte. Normalde büyük küçük olan eksi 1 eksi 3 ile çarpıldığında artı 3'e dönüşecek ve benim üst sınırım olacak burada. C ifadesi yine kendisi gibi kalıyormuş. Peki şimdi 2a eksi 3b artı c'nin aralığını nasıl bulacağız biz? Arkadaşlar bunu bulmak için de taraf tarafa bölme yapacağız. Yani şuraya c'yi de ekliyorum. C'de 4'ten küçük 0'dan büyük olacakmış. O zaman bunları taraf tarafa toplarsam buranın toplamı 13 olurken buranın toplamı eksi 2 olur. Peki şurada da işte bizim ifademiz var. Onu uzun uzun yazmadım soru işareti dedim. Peki işaretler ne olacak arkadaşlar? İşaretlerin içinde. Bakın şimdi bu büyük eşit. Bu da büyük eşit. Ama bu normal büyüktür işaret. Bir tane bile bir tane bile büyük eşit olmayan normal büyüktür ya da normal küçük küçüktür işareti varsa biz burayı Böyle yapıyoruz. Bu kesinlik katıyor, kesinlik bir anlam katıyor, kesin anlamı katıyor. Eğer üçü de aynı işaret olsaydı, eşitlik olsaydı, yani küçük eşit, küçük eşit, küçük eşit olsaydı, o zaman orayı da küçük eşit yapacaktık. Ama bir tanesi aykırı olduğunda asla eşitlik yok. Burası da yine böyle. O zaman bizim bu ifadenin alabileceği değerler eksi 2 ile 13 arasındaymış. Bize yine en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar en büyük tam sayı değeri 12'dir. Şimdi başka bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bakın en büyük tam sayı değeri soruyor falan ama ben nedense mesela A'yı 3 almadım burada. Neden? Çünkü ABC tam sayıdır demiyor arkadaşlar. ABC için reel sayılardır diyor. Bu da çok önemli. Soruyu okurken ilk başlarken eğer tam sayılar deseydi değer vererek gidebilirdik. İşte A'yı 3 alırdık, B'yi 1 alırdık, C'yi efendim 3 alırdık mesela. Ama reel sayılar dediği için mesela bu B mesela 1 alırdık dedim ya 1,9 da olabilir. Ya da C 3,9 da olabilir. O yüzden e, reel sayılar dediği zaman eşitsizlikler üzerinden 4 işlem yapacağız. Eğer mesela reel sayı değil de bunlar tam sayılar deseydi o zaman değer vererek giderdik o zaman işimiz kolay oluyor zaten. Şimdi geçelim dördüncü sorumuza. X, Y, Z reel sayıdır diyor. Yine elemanıdır reel sayılar kümesi demiş. İfade vermiş sıfırdan küçük. İfade vermiş sıfırdan küçük ve bu ifade sıfırdan büyük olduğuna göre X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada da şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada da bir sayı negatif olsun, pozitif olsun üssü çift olduğu zaman sonuç pozitiftir. O zaman birinci de bakın x üzeri 13 çarpı y üzeri 4 çarpı z üzeri 8 küçüktür 0 demiş. O zaman şunlar kesinlikle pozitif bir kere. Şu ve şu pozitif. Ee, ama sonuç 0'dan küçük. O zaman buradaki x'imiz negatif olmak zorunda. O zaman bu x kesinlikle ve kesinlikle negatif. Bu cepte. İkinciye bakıyorum. Demiş ki üstünde işlem yapacağım bu sefer. E, x'imiz kesinlikle negatif. Onun altına eksi işaretini koydum. Y üzeri 4 dediği için y'imiz kesinlikle pozitif. Ve de z üzeri 5 çarpılmış. Sonuç sıfırdan küçük. Yani sonuç yine negatif olmuş. O zaman buradaki z de pozitif olmak zorunda. Ve de z'nin kuvveti tek sayı olduğu için demek ki z de kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar pozitif. Şimdi son eşitsizliğimize bakarak Y hakkında yorum yapacağız Şimdi X'i negatif bulduk Tek kuvvet olduğu için sonuç negatif Z'yi pozitif bulduk Tek kuvvet olduğu için sonuç pozitif e, Y'imiz o zaman ne olmuş olacak Sonuç 3'ünün e, çarpımı sonucu Sıfırdan büyük yani pozitif bir sayı olması için Y'nin o zaman burada Eksi olması lazım Eksi ile eksi çarptık Artı artı ile çarptık tekrar artı bir sayı olsun diye O zaman Y'miz de negatif olacak O zaman eksi eksi artıdan doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Şimdi geçelim 5. sorumuza. X liraya alınan bir bardağın satışı Y eşittir 4X artı 10 liradır. Bu satıştan en az 40 lira kar etmek için satış fiyatı en az kaç lira olmalıdır demiş. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir basit bir problem var. Bu problemi çözebilmek için arkadaşlar şöyle bir yol yöntem izlememiz lazım. Burada bir eşitsizlik kurmamız lazım. Şimdi bunun alış fiyatı x lira, satış fiyatı y lira ama y'yi de bir kurala bağlımış. 4x artı 10. Kar demek ne demek? Satıştan alışı çıkartırsın. Aradaki fark kardır. Yani o zaman 4 xten bir tane x'i çıkartırsam 3x artı 10. Bu benim karım. Karım için diyor ki en az 40 lira olsun diyor. Yani 40'tan fazla 41, 42, 43 ama 40 lira kesin olsun diyor. Yani sınırım benim 40 ama kesin olsun dediği için eşittir. Büyük eşittir kullanacağız. Şimdi burayı denklem çözer gibi çözelim. X için bir şey eşitsizlik bulalım. Artı 10'u karşıya atıyorum. Eksi 10 oluyor. Bu taraf o zaman 30 oluyor. Sonrasında burası hala 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x büyük eşittir 10 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, ne demiş bize satış fiyatı en az kaç lira olmalıdır diyor. Satış fiyatı da 4x artı 10. O zaman bu x'i şimdi 4 ile çarp 10 ekle falan yapıp 4x artı 10 kalıbına dönüştüreceğim. Önce 4 ile çarparsam 4x büyük eşittir 40 olur. E, 10 de eklersem 4x artı 10 büyük eşittir 50. Yani y büyük eşittir 50 olur. Büyük eşitlik verdiği için y'nin en az en az 50 lira olması lazım. Yani satışın en az 50 lira olması lazım ki biz karımız en az 40 lira olsun. Geçelim bir sonraki soruya. X ve Y reel sayılar olmak üzere. Eksi 3 ile 7 arasındaymış X. Eksi 4 ile 5 arasındaymış Y. Eşitsizlik sistemine göre sistemine yazmış. X, Y, eksi X ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada eşitsizliklerin çarpımı söz konusu. Eşitsizliklerin çarpımını yaparken ben burada şunu yapmak istiyorum. Önce bu ifade, bu ifadeyi sadece çarpıma dönüştürürsem kesin sonucu ulaşırım. Yani bir şeyle bir şeyin çarpımı bitti. Yani ben oraya mesela şimdi bir bilinmezlik var, başka bir bilinmezlikle çarpıyorsun ultra bir bilinmezlik elde ediyorsun ve bunun içinden başka bir bilinmezliği çıkarmaya çalışıyorsun. Burada mutlaka e, hata yaparız. Bu yanlış bir yol. Bu gidişat yanlış. Benim burada e, hata riskimi en azı indirmem için gerekirse bir işlemde bilinmezlikleri bir işlemde e, bitirmem lazım. O yüzden bunu ortak çarpan parantezine alıyorum. Yani bunu ortak çarpan parantezine alırsa ikisi de x mevcut olduğu için x y eksi 1 çarpımı x y eksi x'i verir bana. He, o zaman şimdi işim kolay. Neden? x'in zaten bir aralığı var. O zaman ben y eksi 1 için bir aralık bulacağım. O zaman 5'ten 1 çıkarsa 4. Efendim eksi 4 eksi 1 de eksi 5 olarak karşıma çıkmış olur. x'imiz de küçük eşit 7 küçük eşit eksi 3'tü. Şimdi ben bunun belirsizliğiyle bunun belirsizliğini çarpacağım şimdi. Peki çarpmada nasıl yapıyoruz? Çarpmada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bütün ihtimalleri çarpıyoruz. Yani önce 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 15. 5 ile 7'yi çarpıyorum. Eksi 35. 4 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 12. Efendim 4 ile 7'yi çarpıyorum. Artı 28. Sonra bu 4 tane ihtimalden en uç noktaları alıyorum. Ve küçük sınırım ve büyük sınırım olmuş oluyor. Yani en küçük ihtimalimiz eksi 35 küçüktür. İşte işlemimiz sonra da en büyük ihtimalimiz artı 28. Bizim eşitsizliğimiz bu şekilde oluyor çarpmalarda Buradan sonra artık işimiz kolay. En büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Üst sınırımız 28'di. O zaman sayımız 27 olacak. Şimdi burada tekrar söylemek istiyorum. Bakın birisi küçüktür 4 diyor. Diğerisi de küçük eşittir 7 diyor. İşaretini aldım ben. Sadece küçüktür aldım. Neden? Çünkü bir tanesinde eşitsizlik olmaması bizim şeyi bozuyor, sistemi bozuyor. O yüzden sadece eşitsizlik, sadece küçüktür veya büyüktür kullanıyoruz. Şimdi geçelim yedinci sorumuza. X ve Y eleman R yani reel sayı olmak üzere. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasındaymış X. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 arasındaymış Y. Yine burada bir karmaşık bir yapı vermiş. İfadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi burada iki şeyden bahsedeceğim birisi bir önceki soruda olduğu gibi bakın buradaki karmaşık yapıyı bir sadeleştirmem lazım benim ki e, mesela e, şimdi burada bir belirsizlik var yine içinden bir belirsizlik çıkartıyorsun sonra iki belirsizliği çarpıyorsun sonra bunları bir de birbirine bölüyorsun bu olmaz arkadaşlar bununla kes bu şekilde çıkamayız bu işin içinden o yüzden önce şurayı bir kendi içinde sadeleştirmemiz lazım nasıl sadeleştireceğiz bakın bunu ayırıyorum. Bunlar ortak payda altında yazılmış sayılar değil mi? Şunu da eksi ortaya koydum. Burası da 3y bölü xy dedim. Şimdi burada kendi işlerinde sadeleştirmeler oluyor. X'ler sadeleşiyor. Burası 4 bölü y olurken eksi. Burada da y'ler sadeleşiyor. 3 bölü x. Bakın bir işleme düşürdüm. Bir iş mutlaka ve mutlaka bir işleme düşürmemiz lazım. Şimdi o zaman benim burada yapacağım iş çok 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 basitleşti. Neden çok çok basitleşti? Şimdi ben 4 bölü y ve 3 bölü x'in... Değerini bulacağım, aralıklarını bulacağım, sonra bunları bunu birbirinden çıkaracağım. Peki nasıl bulacağım? Bana x'i vermiş ama benim burada 3 çarpı 1 bölü x yapmam lazım ki 3 çarpımında 3 bölü x olsun. O zaman benim buradaki x'ten efendim 1 bölü x'e bir eşitsizlik kurmam lazım. Burası neydi? 1 bölü 4 ile x 1 bölü 2 arasındaymış. Arkadaşlar bunu tam tersini alırsam yani x değil de 1 bölü x alırsam yani bunu ters çevirirsem diğerlerini de ters çeviririm. Ama ters çevirdiğim zaman mantıken işaretlerde gördüğünüz gibi ters döner. Yani bu durumda 1 bölü x ifadesi 2'den büyük 4'ten küçük olacak. O zaman benim 3 bölü x'e ihtiyacım vardı. 3 ile genişletirsem 3 bölü x şunu bu tarafa yazıyorum şimdi 6'dan büyük 3 katını aldığım için. Bu şimdi cepte yine bunun gibi y içinde bir önce 1 bölü y sonra da 4 bölü y için değer bulacağız. E, o zaman şunu tam tersine alacak olursam bu 1 bölü 3 3'e dönüşecek 1 bölü 5 5'e dönüşecek. y de 1 bölü y'ye dönüşecek o zaman 3 ile 1 bölü y 5 arasında olacakmış. Gördüğünüz gibi hepsinin tersini aldığımda. Ha bu mesela 2 bölü 5 olsaydı 1 bölü 5 değil de tersini aldığımda burayı 5 bölü 2 diyecektim. Ee, yani tersi neyse paydası neyse payına payı neyse paydasına geçiyor. Devam edelim arkadaşlar. Bunun da 4 katını alacağız. 4 katını alırsak 12 e, 4 bölü y 20 sonucuna ulaşıyorum. Şimdi geldik sonuca. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Eğer ki ben 4 bölü y'den 3 bölü x'i çıkarırsam kafama göre çıkarırsam hata yaparım. Benim burada 4 bölü çünkü taraf tarafa toplam var. Taraf tarafa çıkarma diye bir şey yok. Benim burada 4 bölü y de eksi 3 bölü x'i e, toplamam lazım. O yüzden şuradaki 3 bölü x'i bir de eksi 3 bölü x'e dönüştürüyorum. Yani eksi 3 bölü x ortada olacak. Negatifle çarptığım için sayılar değişecek. Yani eksi 12 ile Eksi 6 olacak. Şimdi o zaman ben taraf tarafa toplamalarımı gerçekleştireceğim. Şuradan siyah kalem seçeyim. O zaman yukarısı 12 4 bölüye efendim 20 iken diğeri de eksi 12 efendim eksi 3 bölü x ve eksi 6 oluyor. O zaman taraf tarafa toplamaları gerçekleştirirsem bu ifadem 0 ile 14 arasında olmuş oluyor. Bana alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. 14'ten küçük 13 olduğu için doğru cevap D şıkkı oluyor. Ve geldik son sorumuza. X elemandır R diyor yani reel sayı. X eksi 2 ile 3 arasında olduğuna göre X kare eksi 4 X artı 5 ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada yine dikkat edin bakın bir bilinmezliği kendisiyle çarpıyoruz. Yani x karesini alıyoruz. Sonra bilinmezliğin eksi 4 katını alıyoruz. Sonra bunları topluyoruz. Yani bilinmezlikler arasında yine fazla işlem var. Ben burayı yine küçülteceğim. Ama bunu küçültürken biraz cebirsel ifade bilgim, özdeşlik bilgimi kullanacağım. Nasıl? Ben burada x kare eksi 4 x artı 5 ifadesini şu şekilde yazacağım. x kare eksi 4 x artı 4 artı 1. Ya böyle yazınca ne oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar şuradaki üçlü yapı bir özdeşliğe eşittir. Nasıl bir özdeşlik? Şöyle bir özdeşlik vardı yeri gelmişken hatırla, hatırlatalım. İki ifadenin parantezli karesinin özdeşliğinde birincinin karesi artı ikincinin karesi sonra bu ikisinin çarpımının eksi iki katını alırız. Şimdi buraya baktığımızda bak birincinin karesi şurada. X kare işte ikincinin karesi artı dört. Yani 2'nin karesi 2. 2'nin karesi 4. Demek ki şu b denen sayı 2'ymiş. Sonra ikisini çarpıyorum. x ile 2'yi çarptım. 2x 2 katını aldım. 4x yani bütün şeyi sağladık. Yani şu kalıp şu kutu içine almış olduğum kalıp x eksi 2'nin karesi kalıp. Yani bu artık işim daha da basitleşti. Neden biliyor musunuz? Ben x eksi 2'yi şu eşitsizliğe göre yorum yapıp bulacağım. Ve bunun karesini alacağım. Sonra da üstüne 1 ekleyeceğim. Bitti başka bir şey yok. Artı 1 bize bunun alt sınırını ve üst sınırını bulmak kaldı. O zaman önce şunu bir düzenleyelim. Mavi kalemle başlayayım. Eksi ee, 2 x 3 Önce x eksi 2 bulmam lazım. O yüzden 2 çıkarırsak 1, 2 çıkarırsak eksi 4 olur. Sonra bunu karesini almam lazım. Ve burada yine bir şeye dikkat edeceğiz. Kare alırken şu alt sınır ne olacak? Bu alt sınır sıfır olacak. Daima ve sıfıra eşit olacak. Neden sıfıra eşit olacak? Çünkü eksi 4 ile 1 arasında kim var arkadaşlar? Sıfır var. Bir kare demek zaten pozitife dönmek demek. Yani büyük söz. Yani negatif olamaz zaten. Hani bir eksi 1'den büyüktür gibi bir eşitsizlik yazamayız. E, ee, i̇çinde de sıfır olduğuna göre olabilecek en küçük ihtimal sıfırın karesinden sıfırdır. O yüzden alt sınırımız karesel işlemlerde alt sınırımız daima sıfır olacak. Ve de orayı biraz karaladım o yüzden temizleyip tekrar şey yapacağım orayı. Ee, şöyle olacak. Sıfıra eşit de olabilecek. Neden? Sıfırın karesi sıfır ihtimallerimizin içinde olduğu için eşitliğin içine alıyoruz. Yani x eksi 2'nin karesini buluyoruz. Üst sınırı bulurken de eksi 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. Büyük olanı alacağız yani 16'yı aldık. Şimdi bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bir basamak daha ilerlememiz lazım. Artı 1'i e eklememiz lazım. O zaman bizden istenen kalıbı buldum. Ee, o zaman burası 17 olurken burası küçük eşit 1 olmuş oluyor. Yani benim eşitsizliğim buymuş. Bu benim e, sonuca götürecek olan eşitsizliğim. En küçük tam sayı değeri kaçtır demiş bir sınırıma dahil mi? Evet dahil olduğu için o zaman benim doğru cevabım arkadaşlar bu soru için 1 olmuş oluyor. Evet başka sorumuz yok. 8 sorumuzu da çözdük. Her zamanki gibi kalemi bırakıyorum. Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olmaktan çekinmeyin. Bir başka videoda bir başka soru çözüm videosunda buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.